Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Maalesef bugün çok üzücü haberlerle sarsıldık. Hakikaten zaten benim evvelden beri değindiğim gibi yani uğursuzluğu devam eden gün tam da çarşambaya denk geldi. Birçok musibetin, belanın, felaketin zaman dilimi olmuş. Bugün de tabii ki Müslümanlara uğurlu, mazlumlara uğurlu, zalimlere uğursuz, kafirlere uğursuz bir gün. Çünkü Müslümana hiçbir zaman uğursuzluk söz konusu olmaz. Çünkü Müslüman Allah'a iman etmiş, ahirete iman etmiş, zulme rıza göstermemiş, zalime boyun eğmemiş, dik duruşunu sürdürmüş, Allah için yaşamış, Allah için ölmüş, şehit düşmüş. Bugün bin küsur belki de kardeşimiz, Mısırlı Müslüman kardeşimiz, El Sünnet kardeşimiz rahmeti rahmana kavuşmuş, şehit olmuş. Onlar için sorun yok. Onlara bir sıkıntı yok. Onlar Allah'ın indinde ahyadır. Onlar dirilerdir. Onlar merzuklardır. Rızıklandırılmışlardır. Onlar ferahnaktırlar. Kur'an-ı Kerim ifadeleriyle onlar kendilerine gelmemiş, arkalarından yetişecek olan diğer müminlerle müjdelenmişlerdir. Onlara size korku yok, üzüntü yok. Sizin arkanızdan Allah yolunda şehit olacak diğer Müslümanlara da korku yok, üzüntü yok. Müjdesine nail olmuşlardır. Onlara ne sorun var? Madem ki ölüm haktır, madem ki ecel mutlaka ulaşacaktır. Boşuna yaşamaktansa, boşuna ölmektense, fuzuli yerlere can vermektense, kan dökmektense, Hazreti Hüseyin Efendimizin buyurduğu gibi, madem ki bu canlar ölüm için yaratıldı, bir kişinin Allah yolunda öldürülmesi vallahi eftaldir. Bu itibarla Allah yolunda öldürülenler mutlaka hayatlarını değerlendirmiş olurlar, ölümlerini kıymetlendirmiş olurlar, ahirette derecelerini yükseltmiş olurlar. Zaten ecel ileri geri yapmaz. O vesileyle ölmese başka vesileyle ölecek. Çünkü zamanı geldiğine göre, o ileri geri yapmayacağına göre. Bu itibarla zalimler, Müslümanlara silah çekenler, mümin erkekleri ve mümine kadınları Buruç suresinin ayetinde zikredildiği üzere fitneye düşürüp, yakıp yıkıp öldürüp sonra da tevbesiz ölenlere cehennem azabı vardır ve çok yakıcı azaplar vardır. Onlar, zalimler kendi akıbetlerini düşünsünler bakalım. Ebedi cehennemde sonsuza kadar yanacaklar, hiç ölemeyecekler. Güzel bir hayatla da dirilemeyecekler. Neler çekecekler? Ama Müslümanlar dünyada çektikleri bu sıkıntı şu anda bitmiştir. Ve onlar artık huzura ermişlerdir, rahata ermişlerdir. Bu yüzden bir yandan tabii üzülüyoruz ama Allah Teala sizden şehitler almak istiyorum. Ayet-i kerimesinde, Ali İmran suresinde buyurduğu üzere de tabii ki şehitlerimiz de olacaktır. Bu kaçınılmazdır. Sahabe-i kiram da can verdiler. Birçok ümmet, kıymetli zatlar bu yolda şehit düşerek İslam bize bugüne kadar geldi. Dinimiz bize selametle ulaştı elhamdülillah. Kafirlerin bin bir türlü hile ve desiselerine ve fitnelerine rağmen bugün dünyada hakikaten en güçlü din tek din İslam'dır. Gücü itibariyle, kuvveti itibariyle, hücceti itibariyle İslam'dır. Bunda tabii şehitlerimizin çok büyük payı vardır. Bu vesileyle Mısır'da bugün şehit olan, tabii ki sayı hakkında rivayet muhtelif geliyor ama herhalde bini aşkın olduğu söyleniyor. Allah Teala'dan onlara çok rahmetler, bereketler, yüksek dereceler, nurlar, ecirler, sevaplar, şehadet makamları niyaz ederiz. Rabbim lütuflarını, keremlerini onlardan eksik etmesin. Rabbim fazl-ı keremiyle 10 bin kadar yaralı olduğu söyleniyor. Allah'ım yaralılara acil şifalar ihsan eylesin. Dertlerine devalar ikram eylesin. Yaralarını sarsın Rabbim. Fazl-ı keremiyle eskisinden ziyade sıhhate, afiyete onları malik eylesin. Allah'ım Mısır'a ve sair İslam vatanlarına acil sükunet, sekinet, İslam üzere huzur ve istikrarlar iade eylesin, nasip eylesin, müyesser eylesin. Muhammed Mürsi ağabeyimizde Allah Teala halas eylesin. Bir an evvel hapisten
Diğer Müslüman kardeşleri de Allah hapislerden halas eylesin, esaretten halas eylesin. Hapis durmakta zor, tutsak kalmakta zor. Şehit olan özgürlüğüne kavuşuyor ebedi ahirette. Cafer-i Tayyar gibi kanatlanıp uçuyor. Şehitlerin ruhları yeşil kuşların havsalelerindedir. Havsalelerindedir diye sahih hadis-i şerif var. Cennetten istediği yere dolaşırlar. Şehitlik çok rahatlıktır. Ama tabii ki kalanlara daha büyük sıkıntı oluyor. Allah'ım hepimize, onlara da bize de bu yolda devam, sebat, istikamet nasip eylesin. Kaymaktan, caymaktan, şüphelenmekten, korkmaktan, kaçmaktan muhafaza eylesin. Ve bizleri de onlardan sonra fitneye düşürmesin, onların ardından fitneye düşürmesin. İç savaştan, dış savaştan vatanımızı ve sair İslam vatanlarını Rabbim muhafaza eylesin. Amin diyen siz kullarına da, biz kullarına da Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Amin. Şehitlerin ruhlarına dağlar emsali rahmetler halinde sevaplar fasıl olması niyetiyle buyurun el Fatiha. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Maalesef bugün çok üzücü haberlerle sarsıldık. Hakikaten zaten benim evvelden beri değindiğim gibi yani uğursuzluğu devam eden gün tam da çarşambaya denk geldi. Birçok musibetin, belanın, felaketin zaman dilimi olmuş. Bugün de tabii ki Müslümanlara uğurlu, mazlumlara uğurlu, zalimlere uğursuz, kafirlere uğursuz bir gün. Çünkü Müslümana hiçbir zaman uğursuzluk söz konusu olmaz. Çünkü Müslüman Allah'a iman etmiş, ahirete iman etmiş, zulme rıza göstermemiş, zalime boyun eğmemiş, dik duruşunu sürdürmüş, Allah için yaşamış, Allah için ölmüş, şehit düşmüş. Bugün bin küsur belki de kardeşimiz, Mısırlı Müslüman kardeşimiz, Ehl-i Sünnet kardeşimiz rahmeti rahmana kavuşmuş, şehit olmuş. Onlar için sorun yok, onlara bir sıkıntı yok. Onlar Allah'ın dinde ahyadır, onlar dirilerdir, onlar merzuklardır, rızıklandırılmışlardır, onlar ferahnaktırlar. Kur'an-ı Kerim ifadeleriyle onlar kendilerine gelmemiş, arkalarından yetişecek olan diğer müminlerle müjdelenmişlerdir. Onlara size korku yok, üzüntü yok. Sizin arkanızdan Allah yolunda şehit olacak diğer Müslümanlara da korku yok, üzüntü yok. Müjdesine nail olmuşlardır. Onlara ne sorun var? Madem ki ölüm haktır, madem ki ecel mutlaka ulaşacaktır. Boşuna yaşamaktansa, boşuna ölmektense, fuzuli yerlere can vermektense, kan dökmektense, Hazreti Hüseyin Efendimizin buyurduğu gibi madem ki bu canlar ölüm için yaratıldı, bir kişinin Allah yolunda öldürülmesi vallahi eftaldir. Bu itibarla Allah yolunda öldürülenler mutlaka hayatlarını değerlendirmiş olurlar, ölümlerini kıymetlendirmiş olurlar, ahirette derecelerini yükseltmiş olurlar. Zaten ecel ileri geri yapmaz. O vesileyle ölmese başka vesileyle ölecek. Çünkü zamanı geldiğine göre, o ileri geri yapmayacağına göre. Bu itibarla zalimler, Müslümanlara silah çekenler, mümin erkekleri ve mümine kadınları Buruç suresinin ayetinde zikredildiği üzere fitneye düşürüp, yakıp yıkıp öldürüp, sonra da tevbesiz ölenlere cehennem azabı vardır ve çok yakıcı azaplar vardır. Onlar, zalimler kendi akıbetlerini düşünsünler bakalım. Ebedi cehennemde sonsuza kadar yanacaklar, hiç ölemeyecekler. Güzel bir hayatla da dirilemeyecekler. Neler çekecekler? Ama Müslümanlar dünyada çektikleri bu sıkıntı şu anda bitmiştir. Ve onlar artık huzura ermişlerdir, rahata ermişlerdir. Bu yüzden bir yandan tabii üzülüyoruz ama Allah Teala sizden şehitler almak istiyorum. Ayet-i Kerimesinde, Ali İmran Suresinde buyurduğu üzere de tabii ki şehitlerimiz de olacaktır. Bu kaçınılmazdır. Sahabe-i Kiram da can verdiler. Birçok ümmet, kıymetli zatlar bu yolda şehit düşerek İslam bize bugüne kadar geldi. Dinimiz bize selametle ulaştı elhamdülillah. Kafirlerin bin bir türlü hile ve desiselerine ve fitnelerine rağmen bugün dünyada hakikaten en güçlü din tek din İslam'dır. Gücü itibariyle, kuvveti itibariyle, hücceti itibariyle İslam'dır. Bunda tabii şehitlerimizin çok büyük payı vardır. Bu vesileyle Mısır'da bugün şehit olan
Tabii ki sayı hakkında rivayet muhtelif geliyor ama herhalde bini aşkın olduğu söyleniyor. Allah Teala'dan onlara çok rahmetler, bereketler, yüksek dereceler, nurlar, ecirler, sevaplar, şehadet makamları niyaz ederiz. Rabbim lütuflarını, keremlerini onlardan eksik etmesin. Rabbim fazlu keremiyle 10 bin kadar yaralı olduğu söyleniyor. Allah'ım yaralılara acil şifalar ihsan eylesin. Dertlerine devalar ikram eylesin. Yaralarını sarsın Rabbim. Fazlu keremiyle eskisinden ziyade sıhhate afiyete onları malik eylesin. Allah'ım Mısır'a ve sair İslam vatanlarına acil sükunet, sekinet, İslam üzere huzur ve istikrarlar iade eylesin, nasip eylesin, müyesser eylesin. Muhammed Mürsi ağabeyimizde Allah Teala halas eylesin. Bir an evvel hapiste